Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersus salisu min suretil muzemmil. Bugün Muzemmil suresinin 3. dersini ve 8. ayetinden itibaren okuyoruz. Vezkurisme rabbike. Rabbinin ismini an. Rabbinin ismini zikir et. Ve tebettel ileyhi. Ve tebettel ileyhi. Onun masivasından alakanı kes. Ona yaklaş, ona iltica et, ona sığın. Tebtila. Bu da tebettelenin mef'ul mutlakıdır. Tekidi ifade ediyor. Ayetin zahiri manası Allah'ı bolca zikir et ve onun masivasından alakanı kes, bil külliyah kalbini ona ne et? Bağla. Vezkurisme rabbike, zikir anmaktır. Zikir isme münasıptır. Onun için bakın, ve'bud dese de Rabbeke, Rabbine ne et? İbadet et. İbadet Rabb'e nedir? Münasır. Ama zikir dille yapılan bir şeydir. O da Allah'ın ismine nedir? Layıktır, münasırdır. Onun için isme Rabbike, ismi zikretmiş. Çünkü kendisine amel yapan makabildeki fiil ko zikirdir. İsmi gerektiriyor. Ahmet oldun mu? Peki tesbihden murad nedir? Zikirden murad nedir? Zikir burada la ilahe illallah aklımıza gelir. Sadece zikir burada. Zikirden murad bu değil. Zikir Allah'ı anmak. Tesbihle olur, tehlille olur, tahmidle olur, salatla olur, kıraatül Kur'an'la olur. Öyle değil mi? Bütün insanı Allah'a yaklaştıran her şeyle olabilir. Buradaki zikirden am alıyoruz. Pek güzel. Veskurisme rabbike. Rabbinin ismini an. Niye an? Çünkü senin Rabbindir. Bakın, isminin Rabbe idafesinde zikrin illetine ne var Ahmet? Murat işaret var. Niye? Rabbinin ismini zikir et. Niye? Çünkü senin Rabbindir. Seni terbiye edendir. Onu anman lazım. Bildiniz değil mi? Pek biri derse Efendimiz zaten daha peygamber olmadan önce ilham ile ona ibadet ediyordu. Hira mağarasına giderdi. Ta o dağ başında, o kayaların arasında Allah'ı ne ederdi? Zikir ederdi. Biasetten sonra bu sefer vahy ile ona ne etti? İbadet. Son derece ibadet etmeye başladı. Yani Yüce Allah veskurisme rabbike. Sanki Rabbinin ismini an, Efendimiz anmıyordu da Allahu Zülcelal emrediyor, diyor ismimi ne et, an. Zaten son derece ne ediyordu? Anıyordu. Bizdeyiz burada veskurden murat, yani ve dum ala zikrismi rabbike. Rabbinin isminin zikri üzerine ne et? Devam et. Yoksa yeniden, sıfırdan zikre başla, ibadeti yerine getir, değildir. Anlıyorsunuz değil mi? Ve pek zikirden devam olunca o zaman hiç ara vermeksizin ne et? Zikir et. Bu da imkansızdır. İnsan bazen yatar, bazen mühim dünyevi işlerle meşru olur,
bazen yemekle meşgul olur, bazen farklı şeylerle insan ister istemez maniler olur, meşgul olur. Zikirden insan bazen peygamber olsa dahi geri kalabilir. Nasıl burada zikrin devamı Yüce Allah emrediyor? Ha, biz deriz ki her şeyin devamı ona yakışandır. Yani buradaki zikirden devam, devam-ı örfidir. Devam-ı örfi nedir? Yani ara vermeksizin, mane olmaksızın vaktini zikirle ne et? Değerlendir. Hani örfen, Frankel sürekli namaz kılıyor. Sürekli hiç ara vermiyor mu? Yani gaye bolca kılıyor. Gaye böyle aralıklı ne ediyor? Kılıyor. Buradaki devamdan murat devamı nedir? Örfidir, devamı hakiki değil. Niye? Çünkü devamı hakiki muhaldir, imkansızdır. Ondan biliyoruz ki zikirden, devamdan murat devamı örfi bir. Bir de dikkat ederseniz, kumil leyle demişti. İnne naşiyetel leyli demişti. İnne leke finneharise, yani biraz önceki ayetlerde gece ibadeti geçmişti. Onun karinesiyle biliyoruz ki bu ayetteki devamdan murat, yani geceye münhasır olan değil. Gece ve gündüz. Yani geceyle beraber gündüzleyinde ne et? Zikir et. Kolaysa buradaki devamdan devamı örfü alırız. Çünkü devamı hakiki hem muhaldir, hem de makabildeki gecenin zikrinden de anlaşılan o ki devamdan murat, yani gündüzleyinde yap. Yoksa hiç ara verme, devam et değil. Oldu mu olmadı? Anlaşıldı ha? وَاَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Tebtil, tebettel, tebettele, tebettül ilayla kullandığı zaman, yani ileyhi neye gidiyorsa oradaki demir, tebettülden veya tebtilden murat, onun masivasından alakayı kesip ona dönmektir. Burada ileyhi Allah'a gidiyor. Tebettel ileyhi ne demek? Allah'ın masivasından alakanı kes, Allah'a ne et? Yönde. Ne demek Allah'ın masivasından alakanı kes, Allah'a yönlen ne demek? Yani ibadetle Allah'a yönlen. Nefsini Allah'ın masivasından arındırmak suretiyle Allah'ın ibadetine ne et? Yönlen. Allah'ın murakabesine dal. Anlıyorsunuz değil mi? Yoksa Allah'a her şey Allah'ın masivasından alakanı kes Allah'a dön ne demek? Allah'ın ibadetine dön. Allah'ın murakabesine dön. Murat budur. Yoksa Allah'a dönmek öyle değil mi? Sade ona rücu et. Mücerred rücu inkita murat değil. Allah'a dönmek demek Allah'ın ibadetine dönmek demektir. Oldum. Şimdi وَاَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Bakın, وَاَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ bu zikri zahiridir, dille olan zikir. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا ne demek? Kalbinle Allah'ın masivasından alakanı kes, Allah'a dön. Burada da zikir nedir? Batınidir. Yani وَاَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ zahirinle, zahiri azarlarınla Allah'a dön. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا kalbinle Allah'ın masivasından alakanı kes, Allah'a kalbini ne et? Bağla. Anlaşıldı değil mi? Şimdi وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا alakanı kes, burada alaka kesmek, has kesmek, İnkıta var. Bir de ne var? Am inkıta var. Buradaki inkıtadan murat has bir inkıtadır. Yani seni gece ibadetinden alıkoyan, gündüz işlerinden alıkoyan, seni davet tebliğinden, neşrinden alıkoyan şeylerden alakanı kes.
Yoksa Allah'ın ibadetinden başka hiçbir şey yapma. Yemek yeme, su içme, oturma, yatma. Murat o değil. Murat yani ibadetine engel. Gündüzleyin yapılan mühim işlerinden, tebliğ davetine engel olan şeylerden alakanı ne et? Kes. Oldu mu olmadı? Ve tebettel ileyhi teptila. Teptil, tebettelenin mef'ulu mutlakıdır. Lefizleri, mesel ile fiyelin lefizleri ari. Ari, manaları aynı. Teptil bettelenen neydir? Mef'ulu mesleridir. Ama burada tebettele mef'ul mutlak olmuş. Tebettülen yerine geçmek suretiyle mef'ul mutlak olmuş. Faydası ne? Faydası budur. Tebettel ileyhi kendini zorla. Kendini tekellüf et. Gücün yettiği kadarıyla inkıta etmeye gayret et. Tebtilen de çokça inkıta et. Çünkü tefrih babı, hani gallaktul babı, gallaktul ebabı, ferah babı bazen teksir için gelir. Bazen mef'ulun teksiri için gelir, bazen faalın teksiri için gelir, bazen fiilin teksiri için gelir. Ha, ikisini yan yana getirince tebettür keyfiyet itibariyle büyüklük, azametlik, güçlü bir tebettür ile tebettür et ona delalet ediyor. Teftilen de kemiyet itibariyle yani sayı itibariyle çokça ne et? Tebettür et. Yani tebettel teftilen. Teptilen de olsa diye tekid olurdu. Tebettülen de olsa diye tekid olurdu. Yalnız teptilen olunca birinden kemiyet, birinden keyfiyet. Fiilden keyfiyet, meselden kemiyetin kesreti anlaşılıyor. Anlaşıldı değil mi? Ve tebettel ileyhim tebtila. Tavila, tebtila, qila. Ahirleri hepsi aynı. Rabbul meşriki vel magribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila. Rabbul meşriki vel magribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila. Kaçıncı ayet? 9. ayettir. Ne demek? Rabbul meşriki vel magribi. Allah-u Zülcelal meşrik ve magribin Rabbisidir. Ya meşrik magribin Rabbisidir. Meşrikte olanların Rabbisi değil mi? Magribde olanların Rabbisi değil mi? Meşrik magribin arasında olan mesafenin ve orada yaşayan mahlukatların Rabbisi değil mi? Hepsinin Rabbisidir. O zaman ne deriz? Meşrik magribden murat meşrik, mağrib ve içindekiler zikru tarafın kinayetun anil cemi' bir de aradaki. Meşrik, mağrib aradaki mesafe ve bunlarda yaşayan canlıların, mahlukatların hepsinin neyidir? Rabbisidir. Madem hepsinin Rabbisidir, hepsinin Rabbisidir, tekit. Tamam bunların Rabbisidir. Onunla beraber bunlarda Rab var mı? Hayır. La ilahe illa huve. Ondan başka ilah yok. Meşrik mağribin rububiyetinde onun ortakı yok. Peki madem meşrik mağribin Rabbisi odur. Ondan başka madem ne yoktur? İlah yoktur. Fettehizhu vekila. Onu ne et? Onu kendine vekil kıl. Ona ne et? Tevekkül et. Niye? Ya meşrik onun, mağrib onun, yaşadığın yer onun, sen onunsun. Ondan başka ilah yok. O zaman tek çaren onu vekil edinmek. Onu vekil edersen, onu vekil edinirsen rahatlarsın.
Rabbul meşriki vel magribi merfu okunursa iki terkip olabilir. Biri nedir? Mubtedadır, mahzun bir mubtedaya haberdir. Huve rabbul meşriki vel magribi. Ve yanhut da rabbul meşriki vel magribi la ilahe illa huve. Rabbul meşriki mubteda, la ilahe illa huve haberdir olabilir. Rabbul merfu olursa meşhur kıraat budur. Kıraat-ı Asım rivayet-i Hafs da budur. Ya mahzub bir muhtedaya haber, ya kendisi muhteda la ilahe illa huve haber olur. Rabbel meşriki vel mağribi okursak, mahzub bir fiile mensub alel medehtir. Mensub bir fiile nedir? Merfuf. Madem mensub olursa mahzub bir fiile mef'ul, merfu olursa mahzub bir muhtedaya haber yaparsak daha münasip. Hani merfu olursa mahzub bir mubtedaya haber veya mubteda la ilahe illa huve haber dedik ya. Mensub olursa mecbur mahzub bir fiile mef'ul. O zaman merfu olunca mahzub bir mubtedaya haber yaparsa daha nedir? Daha münasip. Münasebet daha güçlüdür. İkisi de biri mensub alel medh olur, biri merfu alel ne olur? Medh olur. Rabbil meşriki vel mağribi, Rabbi de okunabilir, caizdir. Tercümde ne olur? Rahmet, Rabbi okunursa, hele bak ne olabilir? Bir önceki ayette Rabbeke bedel olur. Rabbe bedel olur. Güzel. Veskur isme Rabbike, o Rab'den bedel de Rabbil meşriki vel mağribi. Mecrur da okunur, öyle bir kıraat de vardır. Mecrur okunursa birinci Rabb'in bedelidir. Bazılar diyorlar mecrur okunursa mahzuf bir harfe kasemle nedir? Mecrurdur. Yani ve Rabbil meşriki vel mağribi. Veya hutta bir Rabbil meşriki vel mağribi. Ba veya ve daha münasip takdir etmek suretine meşriki mahzuf mukadder harfe kasemle mecrurdur. Harfe kasem hasfe gitmiş. Ameli ceresi ne olmuş? Baki kalmıştır. Öyle diyenler var ama bu zayıftır. Niye? Çünkü harfe kasemin hasfe gitmesi, amelinin baki kalması, o harfin yerine bir şeyin kaim olmaması bu zayıftır. Hani nahv kitaplarında geçiyor caizdir falan. O Allah lefzine mahsus bir durumdur. Allah lefzine ne? Mahsus bir durumdur. Allah lefzinde Allah ile ef'alen nekeze yani vallahi ve o ne oluyor? Hasfe gidiyor. Ne onun yerine geçiyor? Hiçbir şey geçmeden Allah lefzi mecrur kalıyor. Bakın o caiz. Vallahi ile ef'alen nekeze. Harfe kasım hasfe gitmiş. Mecruru ceresi üzerine kalmış. Min gayri seddin dinme seddehudur. Ama o Allah lefzine mahsus. Rab lefzinde ve benzer elfazlarda bu ne değildir? Caiz değil. Fe bu Rabbul meşriki vel magribi la ilahe illa huve'ye tefri eder. Fe madem meşrik mağribin Rabbisi o. Ondan başka ilah yoktur. O zaman fettehizhu vekila. Onu kendine ne yap? Onu kendine vekil edin. Vekilin manaları çoktur. Fail mana far, fail mana mef'ul da olur. Ama meşhur en iyi o ki fail mana mef'ul. Yani fettehizhu mevkulen. Onu ne kıl? Onu mevkul kıl. Yani kendisine dayanılan, itimat edilen, her şey kendisine bırakılan kişi kıl. Yani her şeyini ona bırak, ona itimat et. Ve rahatla. Oldu mu olmadı? Fettehizhu vekile. Bakın, huzhu demedi. Fettehizhu dedi. Fettehiz demeyle neye delalet ediyor? Yani bu ittihaz konusunda son derece tekellüf yap. Kendini zorla. Bütün gücünü ortaya koymak suretiyle onu kendine vekil kıl. Hatta bazı alimler demişler, bazı
büyük müfessirler veya alimler demişler, makamu tevekkuli fevka makami tebettüli. Tevekkül makamı, ko burada fettehizu vekileden anlaşılıyor. Tebettül ve tebettül ileyhi tebtile makamından daha nedir? Daha üstündür. Niye? Çünkü tevekkülde insan, tevekkül ne demek? Her şeyi Allah'a bırakmaktır. İnsan kendi ihtiyarını, kendi yani yetkisini, kendi cüz-i ihtiyarını devre dışı ediyor. Yani her şeyini kendine ihtiyarlık bırakmıyor. Kendine bir hak bırakmama kaydıyla her şeyini Allah'a ne ediyor? Havale ediyor. Onun için tevekkül, tebettülden daha nedir? Daha üstündür. Bazılar demişler, men radiye billahi teala vekilen vecede ila kulli hayrin sebila. Men radiye billahi vekila kafiye. Men radiye billahi vekila vecede ila kulli hayrin sebila. Kim vekil olarak Allah'a razı olursa, Allah'a rıza gösterirse, her hayır işlerine yolu açılır ve açık yolları وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاسْبِرْ صَبْرِتْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Söylediklerine karşı ne et? Sabret. Neyi söylüyorlar? Benim hakkımda ileri geri konuşuyorlar. Sabırlı ol. Veya senin hakkında ileri geri konuşuyorlar. Bunlara karşı sabret. Benim hakkımda ileri geri konuşuyorlar. Ne diyorlar? Bana sahibeti nispet ederler. Bana veledi nispet ederler. Bana şerikleri, şurakaları nispet ederler. Buna karşı sabırlı ol. Sana ne nispet ederler? Sahir diyorlar. Şair diyorlar. Mecnun ve benzerini diyorlar. Buna karşı ne ol? Sabırlı. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا üzerine nedir? Matuftur. Peki matuf, matufu aleyh arasında münasebet nedir? Matuf, matufu aleyh arasındaki münasebet budur. Sabre alel eza. Sabre alel ezada. İnsan yardım nereden alır? Allah'tan alır. Yani Allah'a tevekkül, fettehizu vekila. Allah'a Allah'ı vekil olarak kabul etmek sabre ne olur? Yardımcı olur. İnsanın sabrını artırıyor. İnsan her şeyini Allah'a bırakırsa rahat eder, sabırlı olur. Ha, matufun matufu aleyhi de katkısı var. Matufu aleyhi matuften katkısı var. Sebebiyeti var. Münasebet matuf matufu aleyhi arasında odur. فَتَّخِذُ وَكِلًا ve Allah'ı vekil edinmek söylenilenlere karşı sabra katkısı olur. Faydası olur. Bildiniz değil mi? وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Onları terk et. Hecren, tehkid için olan bir mefhul nedir? Mutlaktır. Cemilen hecrenin neyidir? Sıfetidir. Onları terk et ama güzel bir terk etmeyle terk et. Vehcurhum ne demek? Yani canib hum bi kalbike. Kalbinle onlardan uzaklaş. Am ve darihim bi zahirike. Ama zahirinle de onlarla geçin. Bak diyor sabret ne demek? Onları bırak git demiyor. Sabret. Yani kalbinle onlardan uzak dur. Çünkü onların akideleri bozuk. Ama zahiri olarak onlarla beraber ol. Onlara eziyetlerini söylediklerine karşı sabır, tahammül ne et? Göster. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Peki hecren cemiyle niye dedi? Şimdi dikkat edin. İnsan birini terk eder, alakanı keser. Veya öyle değil mi? Veya biri birine der, Frankes'le arkadaşlık yapma, alakanı kes.
Hecir neyi bildiriyor? Hecir terk edilenin buğdunu, sebbini, öyle değil mi? Azalamasını, tahkirini ima eder. Hani vehcurhum, onları ne et? Terk et. Yani demek ki buğd et, nefret et, onları sebb et, onlardan intikam al söylediklerine karşı. Bu vehmedilir. Niye bu vehmedilir? Çünkü genellikle hecir mehcurun buğdundan kaynaklanan diyor. Veya onun efallarından, yaptıklarından insan hoşlanmıyor da onu ne ediyor? Terk ediyor. Onun için Yüce Allah dedi, vehcurum evet terk et, hecren cemilen, yalnız hecri cemil. Yani buğdla beraber, intikam almayla beraber, söylediklerine karşı onları cezalandırmayla beraber, onları sebetmeyle beraber hecir etme. Ya güzel bir hecirle onları ne et? Terk et. Güzel hecir nedir? Kalbinle onlardan uzak dur. Ama zahiri muamelenle onlarla beraber ol. Onlara karşı yumuşak ol. Onlara karşı merhamet ol. Davetini kavli leyinle ne et? İcra et. Bildiniz değil mi? Biz ümmeti içinde bu bir örnek. İnsan ya birilerini terk eder, uzaklaşır veya onlarla beraber olur, eziyetlerine karşı sabırlı olur. Hem onlarla beraber insan olursa, hem sabır etmezse, bu Efendimiz'e yapılan Yüce Allah'ın emrettiği hecir değil. İnsan ya birilerinin kahrine katlanacak, ufak tefek ileri geri sözlerine, eziyetlerine tahammül gösterecek veyahut onlardan ne eder? Uzak kalır. Hangisi daha iyi? İç içe kalıp onlarla aldanmamak ve onlara faydalı olmaya çalışmak daha iyidir. Neden daha iyidir? Terk etmek, bırakıp kaçmaktan. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي beni terk et مَعَ الْمُكَذِّبِينَ Ve o mana nedir Ahmet? Ve o mana maaddir. Yani beni, seni tekzip edenlerle baş başa bırak. Sen intikam olmaya kalkma. Sen hecre cemille onları hecre et. Onların cezasını, onların hak layık oldukları azabı bana bırak. O senin işin değil. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ Mükezzipten murat kimdir? Mekke müşrikleridir. Veyahut da Mekke'nin ruh eserleridirler. Sen beni ile onları ne et? Baş başa bırak. Yani vel mükezzibi neden murat? O kainler ala ma yakulune. Hani benim ve sen hakkında ileri geri konuşanlar kimdirler? Mekke'nin müşrikleri alel umum veyahut da ruh eserleridir. E pek niye demedi? Ve zerni vel kailine demedi. Vel mükezzibine dedi. Ve mükezzibine demeyle niye Yüce Allah onları vaid, tehdit ediyor? Onun illetine işaret etti. Niye beni onları, beni ile onları baş başa bırak, gerekeni ben yaparım. Bakın bu bir vaid, bu bir tehdit değil mi? Tehdit. Niye Yüce Allah onları böyle tehdit ediyor? Kizip, tekzimlerinden dolayı. Yani ve mükezzibine demeyle vaidinin illetine, tehdidin gerekçesine işaret vardır. Nedir? Onların tekzibidir. Ama eğer vel kailine deseydim, ben ile kailleri baş başa bırak. Evet, tehdit var. Bu tehdit neye binaendir? Niçindir? Gerekçesi nedir? Ona işaret yok. Kur'an her tarafı belagatlerle, noktalarla dolu. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُولِي النَّعْمَةِ
Uli zunun ismul cem'idir. Niye cem'i demiyoruz? Lefisleri farklı. Ulu eshab manasındadır. Na'met okursak tena'um demektir. Tena'um sahibi olan mükellimdir. Yani ben onlara nimet verdiğim halde tekzib, mükezzibin olmuşlar. Nimet tenaum demek. Mesel bana tenaum. Nimet inam munamu bihi. Yani nimet sahibidirler. Bu kalem nedir? Nimettir. Nimet ihsan demek. İyilik demek. Nimet mesel nimet isim bimana ma yun'amu bihi. Uli nimeti uli nimeti yani uli tenaumi. Uli nimeti yani ne? Uli mun'ami bihi. Veyahut da uli nimeti. Bir de ne caizdir? Nimet caiz. Nimet olsa manası neydi? Meserret. Sürur manası. Unutmayın. Ni'met tena'um. Ni'met in'am. Ma yun'amu bihi. Ni'met meserret manasına der. Ve derni vel mükezzibin. Ulin ni'meti. Niye utrukni vel mükezzibin demedi? Derni vel mükezzibin dedi. Bakın. Utruk amdır. Dedim ya Kur'an'da gelen elfazlar genellikle manaları has, özel, diğerlerden farklı olan elfazlar gelir. Terk, vaid yerde de kullanılır, hayır yerlerde de kullanılır. İyi şeylerin terkinde de, kötü şeylerin terkinde de kullanılır. Ama zernide tehdit var. Beni mükezzibleri baş başa bırak. Burada ne var? Bakın tehdit var. Yani onlara gereken cezayı ben veririm. Onun için burada has olan derniyi getirmiş. Ve mehilhum qalilan. Onlara az muhlet, beni onları baş başa bırak deyince hemen cezalandırıyorum anlamına değil ya, biraz sonra. Evet, beni onlarla baş başa bırak, onların cezalarını muhakkaktır. Yalnız mehilhum qalilan. Muhakkak olan cezaları az bir süre sonra olur. Onlara az bir muhlet verir. Ne zamana kadar? Bedir'e kadar. Zaten Bedir'e kadar bu ayet nazil olurken Mekke'de nazil olduğuna göre 5-6 senedir. 5-6 sene veya 10 sene yani kısa bir süre sonra o azap zamanı gelir. Veyahut da kalilen kıyamet günüdür. Kıyamet ahiret azabıdır. O da bizim gözümüze uzak görünse de Allah katında nedir? Kalildir. Ve mehilhum imhalen kalila veya temhilen kalila. İster imhalen, ister temhilen. Kalilen mehilenin mef'ul mutlakıdır. Mecazen mahzuf bir mef'ul mutlak temhilen veya imhalendir hakikaten. Eğer temhilen takdir edersek zaten mehilenin lefzinden takdir edilmiş. Eğer imhalen takdir edersek tebettel tebettül gibi, burada da mehil tefrih babıdır. Meseli imhalen ikram babından gelmiş. Lefzari mana nedir? Farklıdır. Ve mehilhum kalila. Onlara az muhlet verir. Yani az muhlet ver ne demek? Yani az muhlet ver, yani muhleti az olduğunu bil. Yoksa muhlet veren Efendimiz değil de kimdir? Allah'ın Resulü'dür. Onlara az muhlet ver. Yani bil ki onların muhleti, süreleri, azabın gelmesi az kalmış. Bu bir. Veyahut da muhlet ver. Yani onlarla mücadele etme. Onlarla savaşma. Onlara karşılık koyma. Kısa bir süreliğine karışma. Ama Bedir'den itibaren zaten ilk savaş nerede oldu? Bedir'de başladı. Artık ondan sonra devam etti. Ve zerni vel mükezzibin ulin ni'meti
وَمَّهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Şimdi وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. 8. ayet. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. 9. ayet. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. 10. ayet. وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. 11. ayet. اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَالْجَحِيمًا. 12. ayetin başından duralım. وَصَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. يَا لُغَتِي عَرَبِي.